Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Yazdan kalma bir gün ve ben Bitez'deyim. Bitez Coin'den bir paylaşım yapayım istedim size. Biliyorsunuz Tesla Model Y Juniper tanıtıldı. Yeni Tesla Model Y bazı değişikliklere uğradı. Önce isterseniz Tesla'nın kendi resmi tanıtım videosu var. Kısa bir video, onu bir izleyelim. Güzel bir tanıtım videosu yapmışlar. Aslında değişiklik olarak bir şekilsel değişiklikler var. Bir de yapısal ve teknik değişiklikler var. Benim en çok önemsediğim şey o teknik ve yapısal değişiklikler. Diğer fiziki değişiklikler yani görüntüdeki değişiklikler de aslında o teknik değişikliklere katkı sunmuş biraz. Notlarımı da aldım. Birçok kısmını sizler de görmüşsünüzdür ama hepsini bir arada bir toparlamak istedim. Aynı zamanda bunları anlatırken bir taraftan da bu değişiklikleri fotoğraflarla yansıtmaya çalışacağım. Büyük, küçük demeden bütün değişiklikleri bir arada toparlamaya çalıştım. En sonunda bir de yeni Tesla Model Y ile yapılmış olan bir ışık gösterisi var. Paylaşılmıştı, onu da koyacağım. İsterseniz dış tasarımla başlayalım. Öncelikle renklerdeki değişikliklere bakacak olursak beyaz duruyor. Yine beyaz var. Bu arada beyaz renkten de bir iki tane fotoğraf koyacağım. İki tarz jant paylaşılmış. 19 ve 23 jantlar. Yani hangisi güzel yakışmış? Bunlar tamamen kişisel zevkler. İçlerinden hangilerini beğendiğinizi yazabilirsiniz. Geçmişte olan Deep Blue, yani koyu bir lacivert vardı. Onun yerine Glacier Blue, buzul mavi gelmiş. Bu seçenekte de yine aynı şekilde iki jantlı olarak fotoğrafları koyacağım. Bu açık bir mavi ve ben bu rengi beğendim. Daha önceden Quicksilver rengini çok beğeniyordum ama bu rengini de çok beğendim. Ben siyah jantlarla daha çok yakıştırdım. Dediğim gibi bunlar tamamen zevke bağlı. Şimdi benim ikinci favori rengim Quicksilver'a bir bakalım. Quicksilver benim çok yakıştırdığım bir renk. Bunda da siyah jantları ben çok yakıştırıyorum. Ama dediğim gibi beyaz jantlar da güzel. Gümüşü bir rengi var. Önden, arkadan fotoğraflarını da koyuyorum. Bazı kişilerin çok sevdiği Solid Black vardı. Siyah, koyu bir siyah vardı. Onun yerine Stealth Grey, koyu bir gri, siyaha yakın bir gri gelmiş. Bununla da her iki jantı yakıştırdım açıkçası. Hem siyah hem de gümüşü renkteki olan jantları yakıştırdım. Siyah sevenler için bence güzel bir renk. Bu renklerin hepsinde de aynı zamanda mat bir kaplama olursa o da farklı gösterir aracı. Önceki versiyonda Midnight Cherry vardı. Bu Midnight Cherry'nin yerine ise Ultra Red, koyu bir kırmızı gelmiş ama Midnight Cherry çok daha koyuydu. Bence çok kırmızı rengini çok belli etmiyordu. O lacivertte olduğu gibi. Bu da tam kırmızıyı belli etmiş bence. Bunda da siyah ve gümüşü renkteki jantlarla nasıl durduğunu görüyoruz. Boyutlarda da küçük değişiklikler olmuş. Verimliliği artırmak için yapılan değişiklikler diye düşünüyorum. Aracın boyu 40 milimetre uzamış. Genişliği 4 milimetre artmış. Yerden yüksekliği de 5 milimetre azalmış. Yani yere daha yakınlaşmış. Bu değişimlerin rüzgar sürtünme katsayısını iyileştirmek için yapıldığını düşünüyorum. Ön kaput tasarımı değişmiş. Kaputların yanlarında keskin bir çizgi var. Yuvarlak hatlarını yitirmiş ama orada bir kanalımsı bir yapı oluşmuş. Kaput kaldırıldığındaki kenar çizgileri de dikdörtgenimsi bir yapıya ulaşmış. Kaputun altındaki izolasyon da güçlendirilmiş, daha sert bir kauçuk kullanılmış. Aracın önüne 8. kamera gelmiş. Bu kamera aynı zamanda yıkama fonksiyonuyla birlikte entegre çalışıyor. Ancak bu ön kamerayı otopilot sistemine dahil etmemişler. Ön aydınlatma tasarımının yerleri
ve şekli de değişmiş. Gündüz farları üstte ince bir çizgi halinde alınmış. Ön led boydan boya uzayan barla birleştirilmiş. Ana matrix led farlar ise alta alınmış, şekli de değişmiş. Ön kaputta yanlarda aynı zamanda bir hava girişi kanalı bırakılmış. O da rüzgar sürtünme katsayısıyla alakalı diye düşünüyorum. Hem önde hem arkada led bir ışık barı kullanılmış. Son zamanlarda birçok marka bu tarz tasarımları benimsedi. Böyle devam eden bir çizgiye sahip led barlar koyuyorlar hem önüne hem arkaya. Tesla da bu modaya uymuş. Aynalarda küçük bir değişiklik yapılmış. Aerodinamik katsayı olumlu etkilemesi açısından hava kanallı bir ayna tasarımı benimsenmiş. Tekerlek üstü dodiklerde küçük değişiklikler yapılmış bitiş noktalarında özellikle. Aracın arka bagaj kapağının olduğu kısım 4 parçadan oluşturulmuş. Muhtemelen kaza veya değişim sırasında daha az maliyetli değişim olması için diye düşünüyorum. Alt tampon bayağı bir büyümüş. Plaka konulan yerde değişmiş. Alt tamponun genişliği epey bir büyümüş. Arka tasarıma konulan led şerit şeklindeki bar geniş bir bar olmuş ve orada Tesla logosu yerini Tesla yazısına bırakmış. 3D tasarımlı bir şekilde. Yeni araçla birlikte yeni jant tasarımları seçenek olarak sunulmuş. Ön frank daha kullanışlı hale getirilmiş ve aynı zamanda su tahliyesi yapılacak bir tıpa konulmuş. Dolayısıyla farklı amaçlar için ön frankın kullanılabilmesi sağlanmış. Arka bagajın sağ tarafında da yeni bir amblem konulmuş. Şimdi gelelim iç tasarımdaki değişikliklere. En önemli değişimlerden bir tanesi cam tavan. Cam tavan gümüş alaşımlı kaplama ile ısıya 7 kat daha dirençli hale getirilmiş. Bu sayede ısı yalıtımı geliştirilerek verimliliğe de katkı sunulmuş. Ön koltuklara havalandırma fonksiyonu gelmiş. Tüm koltukların malzeme yapısı değiştirilmiş ve delikli bir daha kaliteli bir koltuk malzemesi kullanılmış. Ayrıca koltuklarda küçük tasarım değişikliği olmuş ve yanal destekler arttırılmış. Makyaj aynalarının Sirius indeksleri geliştirilmiş. Direksiyon tasarımı değişmiş ve yeni model 3'te gördüğümüz direksiyon tasarımı getirilmiş. Eski Tesla logosu yerine yeni bir Tesla logosu kullanılmış. Aydınlatma ve silecek fonksiyonu tuşlarla direksiyona konumlandırılmış. Vites kolu ve silecek kolu kaldırılmış. Vites seçici ekranın sol tarafına konumlandırılmış. Kablosuz şarj yerinin hem açısı değişmiş hem de kablosuz şarj yerinin kenarlarına metal bir çerçeve konulmuş. Bardaklık kısmına sürgülü bir kapak yerleştirilmiş. Ön konsol ve panel tasarımı değişmiş. Daha önceden ön konsolda ahşap motif daha önde. Aynı zamanda beyaz koltukluda da beyaz panel daha öndeydi ve ben beyaz koltuklu kullandığımda o beyaz panel hem sol camda hem sağ camda çok fazla yansıma yapıyordu. Orası tamamen değiştirilmiş. Araca ambiyans aydınlatma gelmiş. Zaten çok iyi olan ses sistemi daha da iyileştirilmiş. 16 hoparlörlü geliştirilmiş bir ses sistemi kullanılmış. Daha önceki 14 hoparlörlüydü. Ana ekrandaki kullanım alanı 15.4 inç olmuş. Daha önceki 15 inçti. Aynı zamanda ana ekran daha parlak, daha kontrastlı ve daha hissiyatlı olmuş. Ekranın hızı ve bağlantıları geliştirilmiş. 2 kat daha geniş Wi-Fi bandı ve menzili %50 arttırılmış hücresel bağlantı ve geliştirilmiş Bluetooth bağlantısı getirilmiş. Telefon bağlantısı 10 kat arttırılmış. Kabin ve mikrofonda yapılan geliştirme ile çağrı ve görüşme kalitesi %66 iyileştirilmiş. Havalandırma sistemi yeni Airwave 2 olarak güncelleşmiş ve geliştirilmiş. Ön emniyet kemeri noktası 27 mm daha aşağıya konumlandırılmış. 3 adet USB tip C bağlantı noktası 65 watt güç olarak güncellenmiş. Arka yolcular için kolçak arkasına 8 inç büyüklüğünde Bluetooth bağlantı özellikli dokunmatik multimedya ekranı getirilmiş. Arka koltukların elektrikli olarak indirilmesi ve kaldırılması özelliği gelmiş. Aynı zamanda bu sistem ön koltukların eğer geride olması durumunda ön koltukları ileriye alacak şekilde ayarlanması sağlanmış. Arka koltuklar 150 mm uzamış. Aynı zamanda koltuk başlıkları da 170 mm genişletilip bir miktar yükseltilmiş. Artık arka camlar
da çift yalıtımlı akustik cam olarak güncellenmiş ve araçta 360 derece akustik ses ve ısı yalıtımı oluşturulmuş. Bu hem sessizliği hem de verimliliği arttırmaya faydalı bir değişim olmuş. Arka bagaj altı yalıtımı iyileştirilmiş. Kapıların yalıtımları da geliştirilmiş. Şimdi aslında benim en çok önemsediğim yapısal, altyapısal ve teknolojik değişikliklere bir bakalım. Araçtaki parçaların yarısına yakını yenilenmiş. Kafes, gövde ve parçalarda 70 adet parça azaltımı gerçekleştirilmiş. Bu sayede daha rigid bir sürüş deneyimi sunulmuş. Aynı zamanda aracın sessizliği ve konforu da arttırılmış. Aracın gövde yapısı %3 oranında sertleştirilmiş. Vibrasyon %51 oranında azaltılarak sürüş dinamiği ve konforu geliştirilmiş. Yol sesi yalıtımı %22 oranında, rüzgar sesi yalıtımı ise %20 oranında iyileştirilmiş. Süspansiyonlarda geliştirme yapılmış. Frekans kontrollü ve ayarlı sistem ile bir nevi yarı aktif süspansiyon sistemi sunulmuş. Denge noktalarındaki değişiklikler ile arka tekerleklerin yere basma oranı %27 geliştirilerek yol tutuşunda iyileştirme sağlanmış. Güç aktarma organlarındaki dişli sistemleri yenilenmiş ve geliştirilmiş. Hem güvenlik için hem de geri kazanımı artırmak için fren performansı geliştirilmiş. %4'lük aerodinamik geliştirme ile aracın rüzgar sürtünme katsayısı 0.22 cd olmuş. Önceki versiyonda 0.23 cd idi. Aracın menzili bu geliştirmelerle birlikte %3 oranında arttırılmış. Aynı zamanda aracın 0-100 km/s hızlanma süreleri geliştirilmiş. Ancak aracın hız limiti azaltılarak 201 km/s hıza indirgenmiş. Önceki versiyonda 217 km/s'ti. Kettle marka kullanılan LFP batarya bir miktar geliştirilerek 62,5 kWh brüt kapasiteye ulaştırılmış. Önceki versiyonda bazı kaynaklarda 60 kWh, bazı kaynaklarda 62 kWh olarak belirtiliyordu. Net kullanılabilir batarya da 60 kWh olmuş. Önceki bataryada bazı kaynaklarda 57,5 kWh veya 58 kWh olarak belirtiliyordu. Türkiye'de ise 53 kWh olarak belirtiliyor. Aynı zamanda şarj sürelerinde ve hızlarında geliştirme yapılmış. Ben küçük büyük demeden toplamış olduğum bu verileri hem Tesla'nın kendi açıklamış olduğu verilerden toparladım. Hem de aynı zamanda çok fazla takipçisi olan ve şimdiye kadar söylediklerinin büyük bir kısmının gerçek olduğu ortaya çıkan paylaşımlardan elde ettim. Benim için dış tasarımın çok büyük bir önemi yok ama önceki tasarım benim daha çok hoşuma gidiyordu. Fakat bu tasarıma da zamanla alışacağımızı düşünüyorum. Bazıları sevebilir, bazıları nefret edebilir. Bu tamamen kişisel bir bakış açısı. Benim için aracın çirkinliği veya güzelliğinden daha fazla kullanılabilirliği ve faydası önemli. Ben araçtaki yapılan geliştirmeleri güzel buldum. Şunu isterdim ama herkesin de bildiği gibi aracın dönüş çapı çok fazla. O dönüş çapının da iyileştirilmesini isterdim. Yerden yüksekliği azaltılmış bir miktar, yerden yüksekliğinin tam tersine arttırılmasını isterdim. Ama onu da muhtemelen yol tutuşu ve verimliliğini arttırmak için yapmışlar. Çok sorun değil. Ama benim 10-15 gün önce paylaşmış olduğum neden Tesla istiyorum, nelerini beğeniyorum, nelerini beğenmiyorum. Videomda anlatmış olduğum, memnun olduğum şeyler geliştirilmiş ve korunmuş. Memnun olmadığım şeylerin büyük bir kısmı da iyileştirilmiş ve yenilenmiş. O nedenle benim için Tesla zaten araç seçiminde önceliğimdi. Şimdi biraz daha bu önceliğim artmış oldu. Yeni renklerini de beğendim. Ben mavisini veya Quicksilver rengini siyah jantlarla almak ve kullanmak isterim. Tesla ile yapılmış olan ışık gösterisini de bir şimdi izleyelim.
Bugün de Tesla tasarımındaki değişiklikleri bir arada toparlayıp kendi düşüncelerimi de kısa da olsa anlatmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.